Arkadaşlar selamlar. Bundan önce veya sonra bir boş muhabbetler videosu yaptım zaten. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da Step and Go'ya biraz değindim ama şu an ayrı bir Step and Go videosu yapmak istiyorum. Çünkü bu biliyorsunuz daha bir büyük bütçeyle girdiğimiz, çok hareketli olan, girmek isteyen de çok bekleyen olan ama risk alıp almama noktasında farklı fikirlerde olan arkadaşlarımız da var. Şöyle kısa ayrı bir özet video yapıverelim istedim. Hem yürüyüşümüzü başlatalım hem şöyle uygulamamıza bir bakalım. Hem ne durumdayız onlardan bahsedelim. Uygulamaya işte ne zaman geldik? 1-2 gün önce o videoya bakmışsınızdır. Step and Go'ya başlıyoruz videosu. Ondan sonraki videolarda da kısa kısa seviye yükseltme, enerji nasıl oluşturulur, ayakkabı nasıl yakılır, seviye yükseltme maliyetleri falan filan onları anlattım. Bununla ilgili bir de şey yapmak istiyorum. Hesap kitap videosu. O kafası karışık olan arkadaşlar var gibi. Ona faydalı olacağını düşünüyorum. Neyse. Dostlar, oynatma listesinde Step and Go'yu baştan beri takip ettiğimiz videolar da var. Ayrıca bir Step and Go White Paper oynatma listesi de var. Orada da bütün detayları aslında anlattık. Ama ben yine de kısa kısa videolar yapacağım ve şeyleri de göstereceğim size. White Paper'ı da anlatırken daha uygulama ortada yoktu. Hep şöyle olacak, böyle olacak diyorduk. Onları uygulama üzerinden de anlatacağım ve o şekilde göstererek daha kolay anlaşılmasını sağlayacağız. Şimdi biz ne yaptık? Ayakkabının bir tanesini yaktık. 80-90 enerjimiz oluştu. Normal bir ayakkabı yakınca 90 enerji oluyor. 8 enerji harcamışız. Hatta bugün bir tanesini daha harcayacağız. Ve böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Kazandıklarımızla da ayakkabıyı yükseltiyoruz. Ayakkabımız level 6 olmuş. Şuradan puanlarını dağıtmışız. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben mesela parça parça yürüyorum ki ayakkabının mesela şu an benim ne kadar enerjim var? 1 enerjim. 1 enerji yürümüşüm ve ayakkabıyı işte 5'ten 6'ya yükseltecek kadar 6 GGT toplayınca hemen durdurmuşum. Yükseltmişim. Şimdi tekrar saat 3'te yani 15'te enerjimi verince 6 level ayakkabıyla yürüyeceğim. Yani böyle milimetrik bir hesap yapıyoruz ki çünkü GGT'nin fiyatı çok önemli. Bayağı değerli. O yüzden ufak da olsa bir artış bizim için çok önemli. Hemen seviye yükseltecek kadar bir GGT elime geçince hemen yükseltiyorum. Yükseldikten sonra yürüyüşümü tamamlıyorum. Evet. Şimdi yürüyüşümüzü bir başlatalım. Ayakkabı fiyatlarına bir bakalım yürüyüşü başlatmadan önce. Şurada da Stepnim var. Onu biliyorsunuz zaten eski uygulamamız. Şimdi 22.600, 23.000 diyebiliriz taban fiyatına. 23.000 GMT. GMT'nin fiyatına falan da bakalım mı? Bu videoda bir hesap yapalım. GMT 13.90'larda mıydı? 13.96. 23.000. O videoda da yaptım ama o videoyu izlemeyenler olabilir. Çarpı 0,1396 mıydı? 3.210 dolar es. Şu an bir ayakkabı gelip alsan 3.210 dolar. Tabi şimdi ayakkabıyı bir tane almak da yetmiyor. Sistem iki ayakkabı üzerinden ilerliyor. Sıfırdan başlayacaklar için. Ayakkabının birini yakıyorsun, birisiyle yürüyorsun. Bizde bir tane ayakkabı vardı çünkü çekilişten kazanmıştık. Alfa test sürecinde. O süreçte Step'in kullanan ve alfa test sürecine katılan herkese bir ayakkabı verilmişti. Sonra ayakkabının birini yaktık biz de alıp bir ayakkabıyla biz işi başlatabildik. Yeni başlayacaklarsa iki ayakkabı alması lazım. Sıfırdan başlayacaklar. Zaten istesen sıfırdan da başlayamıyorum. Bir de aktivasyon kodu lazım. Onu da ya birisi sizi house oluşturup davet edecek ya da ekip zaman zaman aktivasyon kodları dağıtıyor. Oradan bir şekilde yakalayabilirseniz yakalayacaksınız. Şimdi fiyatların birazcık da stabil olması açısından belki de bu önemli olabilir. Ben de hani oyuna girmemişken düşünüyordum. Biz yine oyuna girebiliyorduk bir tane ayakkabımız olduğu için ama hani aktivasyon kodunu kaldırsalar da herkes girse diye düşünüyordum. Ama şimdi oyuna girince de tam tersini düşünüyorum. Ya aktivasyon kodunu kaldırırsa birçok kişi oyuna girebilir. Böyle olunca da fiyatlar aşağı düşebilir gibi. Ayakkabı popülasyonu artar. Mintleyenler çoğalır falan. Bilmiyorum belki de mantıklı olan budur. Ama yavaş yavaş salacaklar. Yapacak bir şey yok. Yeni kullanıcı da gelmesi gerekiyor. Neyse ayakkabının maliyeti bu. GGT kazancımızın fiyatı nedir? GGT'nin fiyatı nedir? 5. Sabah 6 idi, şimdi 5. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım fiyatlara da baktık. Yürüyüşümüzü de bir başlatalım. Şuradan go diyoruz. Şeyi de gösterebilirdim size. Üşenmezsek onu da bir gösterelim video bitmeden.
ayakkabının burada biliyorsunuz yumuşak ayak, işte ağrıyan ayak falan gibi muhabbetler var. O ekrandayken o sağ taraftaki ayağa tıkladığımız zaman onları da görebiliyoruz. Bir 3-4 gün sonra ayağın ağrımaya başlıyor uygulama içerisinde ve kazançları azalıyor. %50'ye kadar düşüyor. Sonra da %150'ye kadar devam ediyor. Artıyor. Tabi aralık vermezsen, her gün yürüyüşünü yaparsan. Böylelikle seni her gün yürümeye teşvik ediyor. Enerji yakman gerekiyor. Mesela oyundan çıktın, tekrar başa dönüyorsun. Ayakkabı hemen seni alıp yakmaya ve yürümeye devam etmeye teşvik ediyor falan. Oyunun bayağı bir matematiği, mantığı var baktığın zaman. Bilmiyorum artık şu yatırdığımız parayı çıkartabilir miyiz? Sonrasında ayakkabılar ne olur? Daha bayağı bir enerjimiz var. Bayağı bir zaman alacak bu bizim için. İşte 80 enerji var. 2 günde 2'den harcadığın zaman 40 gün var en az. Bakalım biz ayakkabımızı level 19'a yükseltip de bir de kar edebilecek miyiz kalan günlerde? 20 güne falan mantıken baktığın zaman son kalan 20 günde falan seviyeyi yükseltmiş olman lazım. 24 falan kazanıyorsun. 500-600 arası. Onun ayrı bir hesap detaylı anlayabileceğin şekilde videosunu yapacağım. Bakacağız. Şu an 1.13. İlk verdiğinde genelde iyi veriyor. Sonra bir de az vermeye başlıyor. Bakalım 1.13, 2.26 olması lazım. Ama büyük ihtimalle daha az verecek. Yönümü değiştirdim de hemen bak. Bunun hız şeyi daha bir sanki stabil çalışıyor. Ha. Yukarıdaki göstergesi stepnin biraz daha kötüydü. Bu daha güzel çalışıyor gibi. Bakalım nasıl olacak. Şurada süreyi görüyoruz. Şurada enerjimizi görüyoruz. Şurada sağda toplam kazandığımızı görüyoruz. Şurada harcadığımız enerji ve toplam enerjimizi görüyoruz. Sağa doğru kaydırırsam aşağıdan haritayı görüyoruz. Güzel şey, bir basit bir ekranı var. Fena değil. Hadi bakalım ikinciyi de alalım, bitirelim o zaman. Böyle bir kısa video yapmış olduk. Özet geçmiş olduk. Buradan kazandığımızla 6 leveliz, 7'ye çıkacağız. Bugün o kadar kazanamayız herhalde. Kazanamayız. Evet, dışarıdan da ekleme yapmaya gerek yok bence. Gece 3'te dolanla sabah yürürüm. Hemen yükseltirim. Gündüz 3'tekine yetişir. 7 saat. 3'te yine bir enerjiyle yürüyerek böyle hızlı hızlı seviye yükseltmeleri tamamlamayı planlıyorum. Sonrasında da bakalım GGT'nin fiyatına göre ben sizi bilgilendireceğim. Basit basit işlemler de yapsam sizlere paylaşacağım. Alttan 7'ye yükseltme, ne bileyim işte 9'dan 10'a yükseltme, yürüyüş, kazançlar, mazançlar. Dışarıdaki merak eden arkadaşlar için güzel bir eğitim gibi olur yani. Ve dışarıdan hiç oyuna giremeyen arkadaşlar marketi falan da göremiyor. Öyle bir sıkıntı var. Yani oyuna girebiliyor, marketi göremiyor, alışveriş yapamıyor. O yüzden zaman zaman market fiyatları, GGT'nin fiyatını görebilirsiniz. Onu da paylaşıp kaba taslak yorumlarla ilerleyeceğiz. 2.16 bayağı iyi veriyor, güzel. 1.13 çarpı şu an kaç kazanmış oluruz? 2 enerjimizle yürürsek 1.13 çarpı 10 mu yapacağız? 0.2 de öyle verirse 5, 10 doğru. 11.3 çarpı 5 desek $56 güzel gözüküyor ama bunun 5 GGT'sini vereceğiz. Yani 6 GGT cüzdan aktarırken 5'ini harcayacak ya, kesiyor fee. 6 çarpı 5 $30 yine de şu an kenara aktarabiliyoruz günlük. Aktaracak mıyız? Hayır. Seviye 19'a kadar devam. Ondan sonra da bakacağız artık 2-3 güne bir mi aktarırız. Fiyatlar yerinde durursa bir haftada bir mi aktarırız. Çünkü her aktardığında 5-5 GGT vermek insanı bayağı üzüyor. Bakalım neler yapacağız. Evet dostlar, bugünlük böyleydi. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Nerede bu? Buradaymış.